Şimdi pas savunmanın arkasına. Karşı karşıya pozisyon. Kaleci çıktı. Oyun devam ediyor. Hakem şimdi oyunu durdurdu. Ve kırmızı kart. Kırmızı kart çıkıyor Abdullah Yiğiter'e. Abdullah Yiğiter kırmızı kart görüyor Hatayspor kalecisi. Hatayspor'da 90 dakika içinde 5 oyuncu değişikliği hakkı doldu. İşte pozisyon. Mete Kandemir kaleci kalesini terk etti. Abdullah Yiğiter'in müdahalesi. Kırmızı kart çıkıyor. Bu noktada kaleye bir oyuncunun geçmesi gerekiyor. Mame Biram Diouf da elini kaldırdı. Orada yaşanan diyaloglar sonrası zorlu göreve o talip. Kenarda Yavuz Buğra Boyar'ın da hazırlıklarını tamamladığını belirtelim. 6. değişiklik uzatmada gerçekleşebiliyor. Artı bir değişiklik hakkı var Atakaş Hatayspor'un ama şu an için bu durumdan sıyrılmaları lazım. Orada gönüllü Mame Biram Diouf oldu. Adekugbe de kenara gelmişti. İşte pozisyon. Mete Kandemir bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Abdullah Yiğiter kalesini terk etti. Müdahalesini yaptı. Devamında hakemden kırmızı kart çıktı. Çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak Eyüpspor. Mame Biram Diouf Abdullah Yiğiter'in formasını giyiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda muhteşem bir maç sonu, gün sonu. Futbol sahalarında her zaman görmediğimiz durumlardan biri. Bakalım Hatayspor bu ilginç durumla başa çıkabilecek mi? Yaklaşık 1-1,5 dakika kadar oyunun devam edebileceğini söyleyelim. En az 5 dakika ilave edilmişti. Diouf, Diouf tezahüratları var Hatay'da. Oyuncusuna büyük destek veriyor Hatayspor taraftarı. Dobjanidze ondan sekti top. Uzaklaştırdı Mehmet Uslu. Şimdi pas yine defansın arkasına. Kaleci çıktı. Eren Can'a çarptı top. Sonrasında kaleciden müdahale var. Mücadelenin hakemi kırmızı kartını çıkartıyor. Yavuz Buğra kırmızı kartla oyun dışında. Hatayspor'da ikinci kez kaleci kırmızı kart görüyor. Penaltılara doğru gidiyoruz dedik. Az önce Emrullah'ın sıkıntısından bahsettim ama burada daha da büyük bir problem var Hatayspor için. Kırmızı kart çıktı. Yavuz Buğra Boyar'a. İnanılmaz şeyler oluyor Hatay'da. Eren Can'dan sekti top. Gitmek istedi Eren Can yardımcı. Yavuz Buğra'nın ona müdahalesi var. Kırmızı kart çıkıyor. Zira Türkiye Kupası'nda sezonun en ilginç maçlarından biri demiştim. Organizasyon tarihinin en ilginç maçlarından biri diyebiliriz rahatlıkla. Mame Diouf yine kaleye geçiyor. Penaltılara gittiği takdirde mücadele kalede yine bir oyuncu olacak. O isim Diouf olabilir gibi görünüyor. Ama önce 120 dakikayı tamamlaması lazım Hatayspor'un. Gerçekten inanılmaz şeyler oldu Hatay'da bu gece. Abdullah Yiğiter'den sonra onun kırmızı kart görmesinin ardından kaleye geçen Yavuz Buğra Boyar da kırmızı kart gördü. Mame Diouf bir kez daha eldivenleri takıyor. Yavuz'un formasını giydi, kaleye gidiyor. İş başa düştü Mame Diouf için. Tribünlerden destek istiyor.
İnanılmaz bir atmosfer Hatay'da. Diouf diouf sesleri tribünlerde. 90 ve 120 dakikası bir birlik beraberlikle tamamlanan Hatayspor Eyüp Spor maçında ilk penaltıyı Diouf kullanacak. Diouf geliyor. Diouf ve Emrullah karşı karşıya. Diouf ve gol. Diouf kalesinde dikkatli. Gökçen geliyor. Gökçen vurdu, top dışarıda. Eyüp Spor penaltıyı kaçırıyor. Hakem işaretini verdi. Nobjanidze, top dışarı çıkıyor. Panenka penaltısı denedi Gürcü oyuncu. Direğe çarpan top dışarıda. Bekir geliyor. Bekir vurdu topu ağlarda. Diouf köşeyi tahmin etti ama kurtaramıyor topu. 1-1. Adekugbe topu ağlara gidiyor. Emrullah'ın çabasına rağmen Adekugbe topu ağlarla buluşturdu. Sonrasında da Diouf'un yanına gidiyor. Erancan geldi, vurdu topu ağlarda. 2-2. Ruben Ribeiro topu ağlara gidiyor. Hata yapmadı Ruben Ribeiro. Mete Kağan geldi, vurusunu yaptı topu ağlarda. Diouf uzandı ama dokunamadı. 3-3. Traore vuruyor, topu ağlara gidiyor. Üçlük Atakaş Hatayspor üstünlüğü var. Traore ve Diouf'un diyaloğu ekranda. Eğer Eyüp Spor bu penaltıyı değerlendiremezse Atakaş Hatayspor Zira Türkiye Kupası'nda adını üst sıraya yazdıracak. Kader anı olabilir. Cenk Ahmet vurdu, topu ağlara gitti. 4-4. Palet geliyor. Simon Palet ve gol. Simon Palet golünü atıyor. Diouf'a koşuyor. Gözler Mame Diouf'un da üzerinde. Enes geliyor. Enes vuruyor. Top direkten dönüyor. Hatayspor Zira Türkiye Kupası'nda bir üst turda. Mame Diouf kaledeydi. Rakibini geçmeyi başarıyor Atakaş Hatayspor. İnanılmaz maçta gülen taraf ev sahibi takım oluyor. Atakaş Hatayspor Eyüp Spor'a penaltılarda 5-4'lük üstünlük kuruyor. Mame Biram Diouf'un kalede olduğu